zeytinlere burada bulamacı yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilaçlarımızı hazırlayacağım. Şurada ziraatçıdan almış olduğum toz burada bulamacı var. 16 litre suya şöyle 2 bardak burada bulamacı atıyoruz. Bize tarif edilen ölçü bu. Yani burada bulamacı atmamızdaki sebep, yani kış ilacı diye biliyoruz. Yani ağacımızda da oluşabilecek herhangi bir ileride cemreler düştüğünde, toprak harekete geçtiğinde ağaçlarımızda herhangi bir kurt ve ağaca zarar verecek börtü, böcü diyoruz biz onlara. Onların olmaması için ağaçların yüzeyinde bir katman oluşturuyor. Ağacın gövdesine girmesine engel oluyor arkadaşlar. Onun için biz bu ilacı, borda bulamacını onun için kış ilacı olarak atıyoruz. Ne zaman atıyoruz? Yılda iki kere. Birincisi zeytin hasadını yaptıktan hemen sonra, ikinci burada bulamacın da cemreler düşmeden 3 hafta önce, yani 20 gün 21 gün önce neyse, tekrar bir daha atıyoruz. Yani çok da faydalı. Yani ağaçlarımızı bir şekilde korumuş oluyoruz. Zırh, yani ağaçlarda bir zırh oluşturuyor. Yani bu sadece zeytine mi atılır? Hayır. Şu an bahçemdeki olan bütün ağaçları atacağım. Badem var. Şurada yemiş var. Yemiş atacağım. Daha önce de belirttiğim arkadaşlar, zeytini topladıktan sonra bakım işi başlıyor. Şu an bahsettiğim bordo ilacı aşamasındayız. Ben sırt turun pasıyla atacağım motoruyla. Yani bunun traktör yardımıyla büyük tanklarda, yani 500 litre, 600 litre bidonlarda hazır alıp o şekilde motorun ve tahtanın arkasına bağlayıp o şekilde de yapıyorlar. Yani benim öyle çok fazla dağınık olduğu için bizim bahçe, onu gezdirme arazide bir ara bir ara kurma şansımız yok. Onun için benim için en kolayı, en iyisi bu. Şu an ilacımı hazırladım, motorumu bıraktım. Motoru çalıştırıp ilaca başlayacağız arkadaşlar.
Buranın en güzel tarafı bu arkadaşlar. Günlük yakacağımız odunu bu şekilde yapıyoruz geldiğimiz zaman. Bu şekilde diziyorum. Kolay oluyor. Her zaman yağmur olduğu zaman zor olur. Bu şekilde sobaya girecek şekilde hazırlıyoruz. Bunlar inşaattan yenilenen kapıların eskideki şeylere söküp geliyoruz kapıları, kasaları. Yani değerlendiriyoruz bu şekilde. Bir zamanlar kapıydı bunlar arkadaşlar. Şimdi yerinde yenileri var. Karakaya'nın Teyin Mahallesi'ndeyiz. Çeşmemiz. Yıllardır buradan koyunlar, keçiler, atlar, eşekler sulandı. Bunu bir hayrat olarak yapıyorlar. Burada herkes kullanıyor. Şurada da tarihi bir çınar var. Buraya da dedem, Ali Mustafa dedem, rahmetli, Allah kabrine nur eylesin inşallah. Kavak ağacının dibine böyle bir tane köşk yaptı. Hem burada gelip geçerken oturuyorlar, hem burada namaz kılıyorlar. Hemen yakınında gördüğünüz gibi çeşme de var. Burada namaz kılıyorlar, oturuyorlar, yemek yiyorlar, dinleniyorlar. Buradaki mahallenin bütün su ihtiyacını buradaki çeşmemiz karşılıyor. Yıllarca karşıladı. Şimdi ise muhtarlıktan şuraya depo yapıldı yukarı. Herkesin evine şefika suyu geldi ama şu an bu mahallede hiç kimse kalmadı arkadaşlar. Şimdi biraz sonra oraya çekeceğim. Şu an mahalleye geldik. Şu gözüken dedemin evi, rahmetli. Yıllarca burada hayat sürdü. Hemen zaten şu yanı başında da komşuları. Mahallemiz iç içe. Yani burada eskiden bir komşuluk vardı. Hemen şöyle bir tahta kapı. Açılıyor mu acaba? Maalesef kapalı. Yeşillik. Ormanla iç içe. Orman köyde diyebiliriz ama orman değil. Arkadaşlar. Burada toplu topuna yani toplu topuna dediğim toplam 15-20 hane var ama şu an sadece 2 kişi kalıyor.